Herkese iyi akşamlar. Öncelikle telefonların sesini kısarsak sevinirim. Hazır mıyız? Başlayabilir miyiz? Buyurun hocam, genel değerlendirmeyle başlayalım. Şimdi her maç zor olacağını hep söylüyoruz aslında. Bugün maç öncesi de tabii ki bu tür maçlara hazırlanmak da biraz daha zor oluyor. Geçen haftaki 5-1'lik galibiyet, üstüne kendi sahamızda İstanbulspor maçı. Oyuncularımızı tabii ki hem motive etmek hem bu maça konsantre etmek, maç öncesi onları iyi hazırladığımızı düşündük. Aslında oyun içerisinde de çok fazla hem ikili mücadeleye girdik. Konsantrasyonumuzun çok kötü olduğunu düşünmüyorum ama rakibin özellikle dizilişi biz biraz daha 5-3-2 gibi bekliyorduk. Zaman zaman 5-4-1'e döndüler. Endao'nun daha çizgide olması eşleşmelerde zaman zaman sıkıntı yaşadık oyun içerisinde. Tabii ki ana sıkıntımız bizim daha çok üretmemiz gerekiyordu. İlk yarı baktığımızda zaman zaman yine top kayıpları vardı, yanlış tercihler vardı. Pas opsiyonu belli yerlerde olmadık. Burada hem öndeki oyuncularımızın hem de orta saha oyuncularımızın biraz daha hücum bölgesine katkıları gerekiyordu. Savunmadan özellikle yan beklerin çıkışlarında da çok doğru tercihler yapamadık. İkinci yarı bu yüzden değişikliğe gittik. Yani Kaan'la Barış'ın yerini değiştirdik. Davinson'la Victor'un yerini değiştirdik. Biraz daha hücuma hem daha etkili gitmek hem kanatlardan daha etkili olmaya çalıştık. Icardi'nin girmesi tabii ki böyle bir oyuna karşı santraforlu oyun daha doğru oluyor. Ve santraforlu oyunda da daha çok üretmeye çalıştık. 3-1'lik bir galibiyet bizim için tabii ki sevindirici ama özellikle bu tür oyunlara karşı daha iyi olmamız gerekiyor. Kendimizi daha iyi geliştirmemiz gerekiyor. İkinci yarı verdiğimiz, ilk yarı verdiğimiz pozisyonlar vardı. İkinci yarı çok net rakibimize pozisyon vermedik. Tabii ki bizim için de zor oluyor bazen eksiklikler, beklemediğimiz eksiklikler. Bu maç öncesi yine bunu yaşadık. O yüzden bu tür maçlara dediğim gibi hazırlanmak da zor oluyor ama günün sonunda 3-1'lik galibiyetle bitirdik. Oyuncularımın bir sonraki maça çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Yine Antep'le oynayacağımız maç. Antep'in de buna benzer bir dizilişi var. Bu maç bir sonraki maç için de aslında bizim için bir hazırlık oldu. Ama dediğim gibi İstanbulspor özellikle ilk yarı çok iyi direndi. İyi hücuma çıktılar. Onları da tebrik etmek istiyorum. Ligin son sırasındalar. Geçen hafta bir hoca değişikliği yaşadılar ama bugün baktığımızda hem geçen haftaki galibiyetin verdiği güven hem de oyun içerisinde tabii ki çok fazla kaybedeceğiniz bir şey olmayınca zaman zaman çok daha oyuncuların kafası daha rahat bir şekilde hareket ediyor. Belki bizim için özellikle iç saha maçlarında zaman zaman oyuncularımızın baskı altında daha doğru kararlar veremediğini görüyoruz. Bunları düzeltmemiz gerekiyor. Kazanan bir takımız ve kazanmaya devam etmek istiyoruz. Burak Bey. Aydınlık gazetesi Burak Özcan. Hocam iç sahada 14 maçtır kazanıyorsunuz. Gündüz Kılıç'ın rekorunu egale ettiniz. Bu rekorlar size neler hissettiriyor? Teşekkür ederim. Birincisi tabii ki yani iç saha dediğimizde hem bizim performansımız çok önemli tabii ki takım olarak ama yarattığımız atmosfer çok önemli. Burada taraftarımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bugün de oyun içerisinde takıma çok büyük güç verdiler. Çok iyi bir şekilde bizi öne doğru ittiler ve bizim oynatmak istediğimiz dominant oyunla taraftarımızın isteği bir kupa maçında bile neredeyse 30 binli sayılara yaklaştık. Yani o yüzden her zaman stadını dolduran en çok sayıya ulaşan bütün statlarda her zaman birinci sırada olan Galatasaray taraftarı. Onlara da özellikle bu rekorlarda, bu takımın kırdığı rekorlarda, bizlerin kırdığı rekorlarda çok büyük payı var. Onlara da teşekkür etmek gerekiyor ama bizim kazanmamız gerekiyor. Aslında Galatasaray takımı her maça kazanmak için çıkar, içeride dışarıda. Dediğim gibi iç saha performansımız önemli. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Bu sene 10 maç üst üste içeride kazandık. Hedefimiz bunu bir sonraki maçta da devam ettirmek. Dediğim gibi hep beraber daha güçlü oluyoruz. Camiamızın gücü, taraftarımızın gücü, içeride bizlerin oyuncularla birlikte yarattığı ortam bu çok önemli. Bu anlamda tekrar camiamıza, taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Ferhat Bey. Ferhat Kızıltaş, Türkiye Gazetesi. Hocam tebrik ederim. Hocam sezona Annelino ve Şaşaboy bekleriyle başladınız. Annelino büyük ihtimalle ayrılacak. Şaşaboy için de bugün
transfer haberleri var. Hani durumunu net olarak bilmiyoruz. Belki de o da ayrılacak. Bek oyuncağını kaybetmek sizin oyununuzu nasıl etkileyecektir? Abdülkerim'in dönüşüyle beraber Galatasaray'ı üçlü stoperle, işte Barış Alper'in de sağdaki süratli oyununu düşünürsek, beşinin sağında veya solunda düşünürsek, öyle bir sistemi yeniden inşa edebilir misiniz? Çünkü transfer döneminde artık şu aşamasında fiyatlar yükseliyor. Bekleri kaybetmek sizi nasıl etkileyecek? Birincisi sol bek mevkine takviye yapmak istiyoruz. Bir kere Angel ayrılacak gibi gözüküyor. Oraya takviye yapmak istiyoruz. Saşa çok ayrılmasından yana değiliz. Tabii ki ben teknik adam olarak. Ama burada oluşacak şartlar, kulübün geleceği için önemli bir rakam gelirse bunu değerlendirecek olan başkanımız ve yönetim kurulumuz var. Onların kararına saygı duyacağız. Öyle bir konu olursa da tabii ki biz de o bölgeye de tabii takviye yapmak isteyeceğiz. Ama yine Barış'ı, Kaan'ı bugün kullandık. Oyunun içerisinde yer değiştirdiğimiz de oldu. İkisi de sağ bek, sol bek oynayabiliyor. Tabii ki onlar bu dönem için bizim için önemli bir alternatif. Ama orijinal yine oraya destek oyuncular bizim için tabii ki direkt olarak oynayabilecek. Belki yine Barış Kaan'ı her zaman orada kullanacağız ama direkt olarak oynayabilecek oyuncular da almak istiyoruz. Ama Saşa'nın durumu dediğim gibi net değil. Tabii ki teklif var. Uzun zamandır ilgilenen kulüpler var. Birçok oyuncumuzla ilgilenen kulüp var. Galatasaray değerli bir kadroya sahip. Bir kere onun altını çizmek lazım tekrar. Kurduğumuz değerli kadroda her zaman teklif alacak. Ama bununla ilgili kararı, son kararı yönetimimiz verecek. Burhan Can Bey. Burhan Can Terzi Hocam, tebrikler. Gerçekten iyi bir galibiyet oldu son anlara doğru. Merkez bölgesinde hocam, Oliveira'nın durumu belli değil, sağlıksal bir problemi vardı. Onda ne durumda Galatasaray şu an? Endombele hani çok yüksek perdeden bir performans sergilemedi ilk yarı boyunca. Şu an mevcut kadroda Kerem Demirbay, Torayra ve Kaan Ayhan'ı kullanıyorsunuz zorlu maçlarda. Yani buraya takviye gerekiyor mu sizce? Şimdi tabii ki kere çok fazla oyuncumuz var o bölgede. Bununla ilgili şu anda bir düşüncemiz yok ama transfer dönemi tabii ki bir fırsat dönemi. Ne çıkacak bilemiyorsunuz. Ne tür bir oyuncu önünüze gelecek bilemiyorsunuz. Burada mali anlamda da kulübümüze yük olmayacak bir şekilde farklı bir profil çıkarsa düşünebiliriz. Ama şu andaki düşüncemiz elimizdeki oyuncuları kullanabilmek. Orada önemli bir oyuncu sayısına sahibiz. Bugün de baktığımızda hani Kerem, Demirbay, Lucas oynadı. Oyunun devamında Eyüp girdi. Endombele girdi. Berkan devamında girdi. Sergio Oliveira gelecek. Burada tabii 6 tane, şu anda Kaan'ı saymadığım halde 6 tane oyuncu var. Bu oyuncularla ilgili herhangi bir gelişme olursa tabii ki o bölgede bir şey belki düşünebiliriz ama şu andaki ilk düşüncem özellikle elimizdeki oyuncularla birlikte en iyisini yapabilmek. Ama önceliğimiz tabii ki savunma hattı. Biraz orada bugün bu eksikliği de yine yaşadık. Milli takımdan dönecek oyuncularımız var 2 tane. Hücumda da bunların eksikliklerini yaşıyoruz ama ilk önceliğimiz tabii ki ama bizim yani kreatif bir oyuncu tabii ki yani direkt olarak yine kreatif olarak takım etki edebilecek bir oyuncu. Yani önümüze bu anlamda bir fırsat olursa, geçen sene biliyorsunuz Zaniolo fırsatı olmuştu. Hemen kadromuza kattık. Yani o tür bir fırsat olursa tabii ki buna açık olacağız. Ama Avrupa listesi de var ayın ikisine kadar. O da önemli. Avrupa listesine de koyabileceğimiz bir oyuncu lazım. Ama dediğim gibi ilk benim düşüncem oynadığımız maçları kazanmak. Bugün kazandık. Pazartesi bir maç daha var. Sonra tekrar Samsun deplasmanı var. Bu maçları kazanabilecek oyuncular, kadro bunun üzerinden gitmem gerekiyor. Buyurun. Potomaç.com.tr'nin Enes Cevarcı. Tebrik ediyorum hocam öncelikle. Barış Alper'i bugün tedbir amaçlı mı oyundan çıkardınız yoksa herhangi bir ciddi sağlık problemi var mı, sakatlığı? Önemli bir şey gözükmedi. Aslında
Pozisyon biraz sertti. Korktum. Devamında da bileğe bazen baştan hissetmezsiniz. Daha sonra devamında olur. Orada tabii ki eksik kalmayalım diye. Direkt olarak onu çıkarttım. Rakip de 10 kişi kalmıştı. Direkt değişiklik yaptım ama şu anda gözüken önemli bir sakatlık yok. Serdar Bey. TV Spor, Serdar Kelleci. Maç önü röportajınızda İstanbulspor'a çok iyi çalıştık demiştiniz özellikle ama bugün ilk yarıda Galatasaray yani topu hızlı çeviremeyen bir Galatasaray vardı. Ve ben de devre arasında yedek kulübesine baktığımda ne yapabilir ki hoca diye ben de tereddüt ettim açıkçası. Tek yapılacak iş belki beklerin yerini değiştirmekti. Onu yaptınız çünkü Kaan üzerinden oyun kurmanızı istedi tamamen İstanbulspor. Peki burada maç önü planınızda şut atmak yok muydu? Çünkü Galatasaraylı oyuncular yayın oralardan vesaire çok denemediler bugün. Maç önü planınızda şut tercihi var mıydı? Çünkü İstanbulspor kalecisi de çok iyi pozisyon alamayan bir kaleci diyebilirim. Bu maç önü planında var mıydı şut tercihi? Yani tabii ki hücumda üretmek. Bunun için birincisi hareketliliğimiz daha azdı. Zaman zaman oyunu yavaş çevirdik ve orta sahancıların desteğinden demin özellikle bahsettim. Ama ceza sahası çevresi artık o şut pozisyonu yakaladığınızda aslında yani maç öncesine şut atın ne atmayın demiyor. Aslında yakaladığınız yerden şutu devrede de özellikle bunu söyledim. Şut da önemli olacak diye yani o ilk yarının genelinde baktığımızda şutu bir iki kere rakip kapattığı yerde şutu denedik. Kerem'le denedik, Wilfred'le denedik. Dries'le, Mertens'le denedik. Bunları istedik ama bence biraz daha hareketlilik lazımdı. Özellikle bu tür kapanan takımlara karşı biraz daha hareketlilik. Savunma arkası koşuları çok az yaptık. Bazen acele paslar dediğim gibi hani kanatlardan hücumda bazen ilk yarı baktığımızda Barış'ın topu ayağına aldığında alternatif sayısı çok azdı. Yani oradaki öndeki hareketlilik ve orta sahancıları zaman zaman hiç destek vermedi. O yüzden bunu geliştirmek gerekiyor. Biraz daha rakibin, demin de söyledim, yani 5-3-2 üzerinden oynayacağını düşünüyorduk. Burada beklerin oyun kurması biraz önem kazanıyordu ama 5-4-1'e de ikinci yarı daha net bir şekilde adapte olduk. Yaptığımız değişiklikler, yani bu tür kalabalık savunmaya karşı da aslında iyi bir santraforunuzun olması gerekiyor. Yani kanatlardan hücumda yaptığınız ortalarda ceza sahası içerisinde de İyi bir santraforun büyük eksikliği hissedildi. Buyurun. İbrahim Uslu, Yıldırım Gazetesi. Hocam tebrikler öncelikle. Devre arası İtalya'dan Berkan Kutlu tekrar takıma geri döndü. Şimdi Berkan orta saha özellikli bir oyuncu. Fakat siz de gerçekten futbolcuları farklı mevkilerde oynatıp fayda sağlayabilen bir teknik adamsınız. Bir iki maçtır Berkan Kutlu'yu da sol bekte deniyorsunuz. Berkan Kutlu da acaba sol bek için bir alternatif olabilir mi sizce? Şimdi tabii Berkan bize geri döndü. Hem burada gerçekten Berkan takım içinde sağ içi sağ dışı hep iyi bir rol örnek. Oynadığı zaman, oynamadığı zaman, oyuna girdiği zaman her oynadığı mevkide stoperde de kullandık kupa maçında. Bugün sol bekte de kullandık. Tabii ki ayağı düzgün, dominant bir ayağı var. Orada ne yapacağını biliyor, dinamizmi var. Burada farklı mevkilerde oyuncuları kullanabiliyoruz. O yüzden Berkan'ı da oyunun son bölümünde Barış'ın yerine kullandık. Ama hepsi bizim için opsiyon. Yani Kerem Demirbay'ı stoperde kullandık Pendik deplasmanında. Yani bu da bizim için bir opsiyon. Orada bu tür sol ayaktan oyun kurmada. Bugün maç içerisinde de zaman zaman düşündüm aslında. Yani bir tane orta saha oyuncusunu arkaya çekip oyun kurmayı daha mı hızlı bir şekilde yapabiliriz, daha mı yapabiliriz. Bunu bir de yüksek top olduğu için, duran top da olduğu için stoperlerden birine çıkararak denemedim ama oyun içerisinde bu da bizim için bir opsiyondu. Yani oyuncularımıza oynayabildiği her yerde oynatmaya çalışsa çünkü bu tür ihtiyaç fazla oluyor. Son soru Ata Bey. Ata Selçuk Habertürk hocam, öncelikle tebrik ederim. Benim sorum ön hatla ilgili olacak. Aslında maç başlangıç planı üzerinde sormak istiyorum. Çünkü ön hattı çok aslında birbiriyle değiştiriyorsunuz. Sağ kanat, sol kanat sürekli değişiyor ama Zaha'nın sezon başından beri özellikle bu son iki maçtır gösterdiği performansa bakarsak herhalde kaleye en yakın olduğu anlar, onun en tehlikeli olduğu anlar oluyor. Tabii Icardi'nin dönüşüyle birlikte o ihtimal de tek başına orada olması biraz zor gibi.
Benim merak ettiğim konu şu. Mertens tabii ki çok iyi bir performans sergiliyor son dönemde. Ama biz bir Icardi-Zaha ikilisini ön hatta görecek miyiz? Çünkü sizin de geçmişinizde 4-4-2'yi çok sık kullandığınız dönemler var. Hatta Başakşehir'de de başarınızın sırrı buydu. Evet. Aslında Mertens'le de 4-4-2'ye yakın bir şey oynuyoruz. Mertens tabii forvet arkası gibi gözükse de zaman zaman forvet oluyor. Zaman zaman geziyor, zaman zaman kanatlara çıkıyor. Aslında onu da orada ikinci forvet gibi kullanıyoruz. Yani bu oynadığımız bir sistem aslında. Zaha'yı da Mertens'le beraber oynattığımızda ikisini de aslında gezerek orada kullanmak istedik. Tabii ki Zaha Icardi olabilir her zaman. Yine Zaha veya Kerem yine kanatlarda. Dries Mertens her zaman yine aynı mevkinde. Barış var. Yani zaman zaman Barış'ı da ikinci forvet gibi kullandık. O da bizim opsiyonlarımızdan biri. Burada artık maç maç karar vereceğiz. Oyunumuzdaki oyuncuların durumuna göre, maç yoğunluğuna göre. Çünkü çok da yoğun bir fikstüre giriyoruz. Çok fazla maç oynayacağız. Yani bu ay tabii ki 4 günde bir maçları oynuyoruz. Şimdi oynadık. 4 gün sonra Antep maçı, ondan belki 4 gün sonra veya 5 gün sonra Samsun maçı, daha sonra aynı şekilde devam ediyor ve Şubat ayını full oynayarak geçiriyoruz. Bu süreç içerisinde tabii ki oyuncularımızı dinlendirmemiz de gerekecek. Bu maç maç kadro da değiştirmemiz gerekecek. Bütün opsiyonlar üzerinde duracağız ama o da bizim için bir opsiyon. Teşekkür ediyoruz, iyi akşamlar. Teşekkür ederim.